başlayacağız. Çok değerli konuşmacılarımız var, biraz kalabalık duruyoruz ama kendileri sektörde gerçekten çok önemli kişiler. Güzel işler imza atmış değerli meslektaşlarımız. Ben burada soruyu sorduğumda kendileri kısaca bir tanıtım yapacaklar. Öncelikle biz ilk olarak Türkiye'nin neden yatırımcılara çekici bir ortam olduğu ile ilgili birazcık konuya girmek istiyoruz. Burada özellikle pazar trendleriyle ilgili belki yatırımcılara neler çekici geliyor. Herkesten biraz bilgi almak isteriz. Tam Bey'le başlayalım. Çok çok teşekkürler. Öncelikle ismim Kaan Kiziroğlu. Öncelikle sizden bir özür dileyeceğim. Çünkü Allah'ın işi 15 dakika sonra Türkiye'ye 200 milyon dolar yatırmak isteyen bir Suudi Arabistanlı aile ofisinin yönetim kurulu karar vermek için toplanıyor. Oraya çıkacağım. 20 saat geleceğim. Yani bu kadar üst üste gelemez. Tam panele uygun bir şey oldu. İnşallah yatırım yaparlar. İnşallah. Ama ismim Kaan Kiziroğlu, yatırım bankacısıyım. Yani biz işte Barış da, ben de işte abimiz de, bizler biraz eskiyiz. Ama 28 senelik yatırım bankacısıyım. 13 senedir kendi şirketim var. Yaklaşık şu anda 4 milyar dolar bir hem yatırım ve finansman işiyle uğraşıyoruz. Bu tabii bu panelde konuşma ile birlikte devam etkince dedim süper. Çünkü ben gerçekten çok fazla Türkiye'ye yatırım yapılması gerektiğini düşünen bir insanım. Çünkü haritaya bakıyorum, bu sorusuna geleceğim. Haritada baktığınızda üst tarafta Ukrayna var, Rusya var, savaşçılar, komünistler, üretim şu anda o kadar yok. Sağ tarafa baktığımızda yeni Türk Cumhuriyetleri gelişiyor ama halen ticari bir mentalite yok. Aşağı tarafa baktığımızda yıkılmış bir Orta Doğu var. Doğu tarafına baktığımızda, daha sonra Doğu Avrupa tarafına baktığımızda da nüfusu yeterli olmayan, gittikçe pahalılaşan bir Doğu Avrupa var. Ortada da 85 milyon insana sahip, tek handikapı İngilizce konuşmaya bilmeyen insanları olan ama inanılmaz gelişimcisi olan bir ülke var. Ve bu ülke şu anda bir dönüm noktasından geçiyor. Çünkü Covid bu ülkeye gerçekten büyük bir lütufta bulundu. Avrupa'nın Çin'i oluyoruz. Ve Avrupa'nın Çin'i olurken de eskiden taş, toprak ve tekstille olurken şu anda mesela Türk şirketi Suudi Arabistan'da elektrikli araç inşaatını yapmak için ihaleyi alacak son iki tane müteahhit arasında gerekiyor. Kim alırsa alsın o fabrikayı robotik işlerini Türk şirketi yapacak. Birçok Türkiye'den teknoloji şirketi yurt dışına büyüyor. İşte Kaan konuşacak, Barış konuşacak bunlarla ilgili. Biz şu anda çok iyi durumdayız. Türkiye'ye yatırım yapılabilir. Tek problemimiz gerçekçi olmayan ekonomik politikalardan dolayı zaman kaybettik, rezervlerimizi kaybettik. Ama insan gücümüz eğer iyi yetebilirsek önümüzdeki 10 sene boyunca biz Avrupa'nın Çin'i oluruz diyorum. Veriyorum mikrofonu yan tarafa, telefonu. Dediğim gibi bir yarım saat çıkıp geleceğim ama bu konuda çok konuşmak istediğim şey var. Enerji var, başka şeyler de var. Biz buradayız. İktidar Alfa'dan gelmeyin. İnşallah. İktidar edelim önce. İnşallah iktidar edeceğiz. Merhabalar herkese. Benim de ismim Kaan Kalıkçı. Birazcık daha erken aşama. Venture Capital boyutundaki işte yatırımlardan son 10 senedir Orta Doğu fonlarının böyle Türkiye partnerliğini yapıyorum. Az çok bu iniş çıkışlarda nelerden korkuyorlar, neleri derileri kalın olarak hani alışık. Onlar şu karışık bir coğrafyadan geliyor. Çok umursamıyorlar. Burada avantaj neyi görüyorlar, görmüyorlar. Bu şekerle ilgili. Böyle enteresan yolculuklar oldu. Şu andaki en son aktif fonumuzda tohumdan tutun böyle daha mikro PE diyeceğimiz growth aşama şirketlerine yatırım yapıyoruz. Son bir senedir en yeni fonumuzda Türkiye'de aktifiz. Gene çünkü ülkeler arasındaki problemlerden dolayı birazcık Türkiye son iki senedir göz ardı edildi. Umuyoruz bu olumlu işte ekosistem, bu olumlu işte coğrafi, bölgesel gelişmeler Türkiye adına devam eder. Çünkü geçmişte Track Record'da çok başarılı Türk şirketleri var. Onun tadını aldıktan sonra buraya alakalı devam etmek istiyorlar. O güzel bir gösterge.
zor bir sektör zaten girişimcilik. Burada mesela Sinan var, panel arkadaşımız, o da daha güzel istatistikler vardır. Ortam olarak zaten kurulan startupların ne kadar ömrüne devam ediyor, işte yurt dışından para getiriyor, istihdam sağlıyor. Onlar çok düşük. Umuyoruz sıra böyle daha girişimlere, teknoloji girişimlerine geldikçe ülkede regülatörü olarak bunu desteklemeye devam eder. Ve güzel hikayeleri birlikte duymaya devam ederiz. Benim ismim Barış Aley. Ben Global Türk Kapital şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıyım. 30 senedir Türkiye'de şirket satın alma, birleşme, özel sermaye fonları, girişim sermayesi fonlarından işte Türk şirketlerinin faydalanması, büyük halka arzlar, bu konularda faaliyet gösteren şirketlerde profesyonel olarak çalıştım. 13 senedir de Global Türk Kapital'ı kurdum ve yönetiyorum. Londra ve İstanbul'da ofislerimiz var. Buralardan hem Türk şirketlerine hem yabancı şirketlere hizmetler sunuyoruz. Ağırlıklı olarak Türk şirketlerinin büyümeleri yolunda özel sermaye fonlarını getirmeye çalışıyoruz veya girişim sermayesi fonlarını getirmeye çalışıyoruz. Son dönemde halka arzlar büyük ilgi görüyor. Halka arzlarla ilgili danışmanlıklar veriyoruz. Türk şirketlerinin yurt dışında büyümeleri, satın alma, şirket satın alma yoluyla yurt dışında büyümeleri konusunda destek veriyoruz. Özellikle Londra ofisimizden. Dolayısıyla hem Türkiye'ye gelen sermaye, hem Türkiye'den yurt dışına giden sermayede aracılık yapıyoruz. Özellikle özel sermaye fonlarının Türkiye'deki şirketlere yatırım yaptıklarında, yatırım yapmaları oldukça zor bir süreç. Fakat aslında yatırım yaptıktan sonra iş başlıyor. Birlikte evleniyorsunuz ve birlikte bir yola giriyorsunuz. Özel sermaye fonları veya girişim sermayesi fonları yatırım yaptıktan sonra işte 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl, bazen 8-9 sene şirketlerle birlikte o şirketi büyütmek için çalışıyorlar. Ve günün sonunda da bu şirketlerden çıkmaları gerekiyor. Çıkarken işte hisselerini başkasına satarak çıkmaları lazım veya şu anda borsamız bir takım imkanlar sunuyor ama gaz yoluyla çıkabiliyorlar. Bunlar çok değerli. Türkiye'nin en büyük avantajı yatırım yapılabilirlik konusunda yatırım fırsatlarını inanılmaz sunuyor. Türkiye'de her gün yüzlerce yeni şirket kuruluyor. Çok girişimci bir insan kaynağımız var. 5 yıl içerisinde en geç yatırım yapılabilir hale geliyor bu şirketler. Ama en önemlisi yatırım yaptıktan sonra bu yatırımlardan da çıkabilme imkanı sunuyor. Birçok ülke o yatırımdan çıkabilme imkanını sunamıyor. Hele etrafımızdaki ülkelere baktığımızda Orta ve Doğu Avrupa, işte Kuzey, Güney'de Orta Doğu, Kuzey Afrika, buralardan yatırım yaptıktan sonra çıkmakta zorlanıyorlar. Ama Türkiye'de bu imkanlar her zaman mevcut. Dolayısıyla iyi bir imkan var. Diğer imkanları biraz evvel zaten Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek saydı. İşte Türkiye'ye niye yatırım yapma, onları tekrar etmeye gerek yok. Ama hakikaten Türkiye'de çok ciddi, çok dinamik bir iş dünyası var. Her sektörde, her sektörün alt sektöründe çok iyi şirketlerimiz var. Yabancı doğrudan yatırım, ki bu özellikle özel sermaye fonları da yabancı doğrudan yatırım kategorisinde fonlar. Yatırım fırsatlarımız, onlara sunduğumuz yatırım fırsatlarımız çok iyi. Önemli olan bu şirketlerimizin, özellikle Türk şirketlerimizin uzman danışmanlarla çalışarak bu işlere çok iyi hazırlanmaları. İyi hazırlanıldığı zaman bu sermayeyi çekmemek için bir sebep olmuyor. Sadece bu sermaye değil, çok uluslu şirketler, Türkiye'de fabrika almak isteyen, üretim yapmak isteyen çok uluslu şirketlerin de gözü Türkiye'de. Özellikle Kaan bahsetti, pandemiden sonra tedarik zincirinin bozulması, özellikle Avrupa ile Çin arasında bizim üretime çok büyük imkanlar sundu. Ciddi anlamda ihracat kapasitemizi arttırdık. Bu da devam edecektir önümüzdeki dönemde. Akıllı bu dolar, işte faiz, enflasyon dengesinin iyi bir dengeye oturmasıyla bu daha da iyileşti. Almanya ile Çin arasında Türkiye en büyük üretim üssü. Bu da kolay kolay kaybedilecek bir özelliğimiz değil.
Dolayısıyla bunları iyi kullanmamız çok kıymetli. Bu açıdan yani Türkiye'ye yatırım yapmamak için bir sebep gerçekten yok. Makroda takılmamak lazım. Yani makro dengelere çok fazla bakmamak lazım. Mikroya bakmak lazım. Türkiye'de her alandaki iyi şirketler çok güzel fırsatlar sunuyor yabancı yatırım açısından. Buralara eğilmek lazım. Döviz öyleymiş, enflasyon böyleymiş. Fazla takılmadan bu işleri yapabilen şirketler de çok güzel paralar kazanıyorlar. Ben şimdi burada kesin. Teşekkür ederim. Merhabalar. Bu Borasis toplantısının Gaziantep'te yapılmış olmasından dolayı çok mutluyum. Çünkü ben bir Gaziantep'liyim. Fizik lisesini bitirdim. Gaziantep'te dershaneye gittim. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim, mezun oldum. Ben Turcem Çin İktisadi Eşleşme Merkezi'nin başkanıyım. Turcem Çin İktisadi Eşleşme Merkezi İstanbul'da, Şanghay'da ve Urumçi'de 3 ofisi olan bir şirketimiz. 11 yıldır da Şanghay'da yaşıyorum. Buraya da işte 4 gün önce Şanghay'dan geldim. Baş Bey'in bıraktığı yerden devam edeyim. Türkiye'nin temel meselesi üretim. Yani Türkiye bu ekonomik sıkıntılardan işte şu anda herkesin bizzat olduğu hayat pahalılığından ancak üretim yaparak kurtulacak. Yani faiz, dolar dengesi sürekli oynar, değişir ama belirleyici olan üretim yapabilmek. Türkiye üretim yapmak açısından da Avrasya'da yani bütün Asya ve Avrupa'da Çin'den sonra en fazla imkan sunan ülke. Ve Çin'e göre oldukça yatırım yapmak açısından, üretim yapmak açısından da çok büyük avantajlara sahip. Yani Çin'de çalışmak, Çin'de yaşamak, Türkiye ile kıyaslandığında çok daha zor. Türk insanının esnekliği, yaratıcılığı, girişimciliği Çinlilerle kıyasladığında uyumu çok daha fazla. Dolayısıyla biz bu anlayışla Türkiye ile Çin arasında esas olarak da üretimi hedefleyen bir yatırım birlikteliği, Çinli şirketlere Türkiye'de danışmanlık vermek, Türk şirketlerine Çin'de danışmanlık vermek şeklinde bir hizmet yürütüyoruz. Niye Urumçi diye sorabilirsiniz. Urumçi biliyorsunuz Sincan-Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti. Türkiye ile Çin arasında baktığımızda ilişkilere Çin dünyanın ikinci büyük ekonomisi, Türkiye 20. büyük ekonomisi. Bu iki ekonomi arasındaki ilişki şu anda olandan çok daha ileride olmak durumunda. Oysa ilişkimiz tamamen ticaret ilişkisine indirgenmiş durumda. O ticaret ilişkisi de bizim aleyhimize dönüyor. Yani biz 10 satıyoruz, onlar bize 100 satıyor. Yani ilişkinin düzeyi bu. Ama Türkiye üretime esas alıp ve Çinli şirketleri Türkiye'de üretime yönlendirerek bu dengeyi değiştirebilir Türkiye'nin lehine. Her iki ülkenin de çıkarını olacak bir şekilde. Urumçi, yani Türkiye Uygur meselesinde bir yol kat etmeden, daha ayrıntılı konuşabiliriz sonra uzatmak için burada kesiyorum. Çin ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinde ilerlemesi mümkün görünmüyor. Biz burada bir fırsat yaratıp Urumçi'de, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Türk mallarına olan talebi değerlendirerek Türkiye ile Çin arasında Uygurları bir engel değil, bir köprü haline getirirsek iki ülkenin ilişkilerinde önemli bir yol kat edeceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, ses geliyor herhalde. Evet, ben Onur Topaş, İNO Yatırım Holding'in CEO'suyum. Aynı zamanda da ülkemizin en büyük aracı kurumlarından biri olan Gedik Yatırım'ın da aynı zamanda aynı görevini yürütüyorum. Biz ne yapıyoruz? Hani kısa bahsetmek gerekirse, Türkiye'de yaklaşık olarak 300 milyon doların üzerinde bir yatırımımız var.
çoğunlukla sermaye piyasaları, bankacılık ve teknoloji girişimciliği alanlarında yatırım yapıyoruz. Gedik yatırım tarafında da zaten demin bahsetti Barış Bey de, hani halka arzlar çok arttı, yatırım sayısı artıyor, bunu duyuyorsunuz. 8 milyonu geçen bir bireysel yatırımcı var. Ama ana odaklarımızdan biri de bizim yurt dışından yabancı yatırımın borsaya gelmesi. Özellikle hem piyasamıza gelmesi hem de tabii ki eskiden beri unuttuğumuz bono piyasamızın tekrar canlanması. Açık söylemek gerekirse son yıllarda, özellikle son 3-4 yılda borsamızda yerli yatırımcının, bireysel ve kurumsal yatırımcıların çok ciddi yatırımlarını arttırdığını gördük. Ama yabancı yatırımcıların neredeyse ilgisiz kaldığını maalesef şahit olduk. Ülkemiz aslında pandemi sürecini gerçekten iyi yönetti. Çin'den oluşan tedarik zincirinde ciddi bir fayda elde etti ama yabancı yatırımcılarla olan iletişim sorunları ve yapılan bazı politikalarla ilgili sorunlar ve bunların iletişimini iyi kurulamaması sorunlara yol açtı. Hepimizin de zaten ülkemizde şahit olduğu gibi son aylarda rasyonel ekonomi politikalarına geçiş ve bunun akabinde de doğru iletişim, Bakan Mehmet Bey'i zaten bulmak çok zor. Son aylarda sürekli olarak yurt dışında seyahat ediyor. Aslında zaten eskiden de kendisi görevdeyken yapılan bir konuydu. Sonuçta yaptığınız işi anlatmanız da gerekiyor. Hepimiz aynı şekilde, burada panelistlerimizin de hepsi, dinleyicilerimiz, sizler de işinizi yaparken sonuçta doğru iletişim kurmazsanız ilgi bulamıyorsunuz. Bu konuda da ben gelişim görmemiz gerçekten risk iştahını ülkeye olan risk iştahını arttırdı. Daha fazla yabancı yatırımcının Türkiye'de konferans, roadshow ve benzeri talepleri bize geliyor. Londra'ya ziyaretler ve Amerika'ya seyahatlerimizin sayısı arttı. Bu bizi mutlu ediyor. Son olarak söylemek istediğim de bu risk primimizin, özellikle CDS'in %40 civarında düşmüş olması. Bugün Sayın Bakan Mehmet Şimşek de söyledi. Bunun daha da düşmesi gerekiyor. Ve tabii ki döviz oynaklığı, buradaki bütün yabancı yatırımcılara danışmanlık veren herkesin en büyük sorunu zaten bu taraf. Özellikle döviz oynaklığı, yani siz bir yatırım yapıyorsunuz belki 7-10 yıl. Tabii ki ülkede döviz kuru 10 katına çıkarsa yapabileceğiniz bütün yatırım maalesef heba olabiliyor. Bunun da çözülmüş olması, son aylardaki döviz oynaklığı son 5 yılın en düşük seviyesine geri geldi. Bu da iyi işler yapıldığını bize gösteriyor. Ve sermaye piyasalarının gelişiyor olması bizim ana iştirak alanımız. Son 3 yılda 130 halka arz oldu. Bu dünyada en çok halka arz olan ülkelerin başında gelmemizi sağladı. Bunun da devam edeceğini açıkçası biz öngörüyoruz. Tabii büyük montanlı halka arzlar için yabancı yatırımcılık sayısının artması gerekiyor. Bu da tabii ki kısa vadede olabilecek bir şey değil. Bu rasyonel ekonomik politikaların sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi bunu sağlayacaktır diyeyim. Sinan'a veriyorum. Merhaba, Sinan Yıldırım ben de. Craft Capital'ın kurucusuyum. Genç bir şirket aslında, 2 yıllık bir şirket benim şirketimde. Biz de aslında Türkiye'deki girişim sermayesi, yatırım fonları ve startuplarla çalışıyoruz. Böyle tradisyonel taraftaki geleneksel işlerin potansiyellerinden zaten bu tarafta üstadlarımız bahsetti. Biraz hani Türkiye'deki teknoloji ve inovasyon tarafında nasıl bir potansiyel var? Bu taraftaki ülkenin yapmış olduğu faydalar, hem yatırımcıya hem girişimciye neler? Biraz onlarla ilgili bilgilendirmek istiyorum sizi. Aslında şu anda Türkiye ciddi anlamda bir inovasyon ve teknoloji üssü olma yolunda ilerliyor. Çünkü girişimciler bu yönde çok yetenekli ve yani genç girişimciler. Önlerinde uzun yollar var ama hakikaten iyi eğitim almış, düzgün bir şekilde girişimlerini oluşturmuş ve bu girişimleri de hem Türkiye'de hem de dünyada fundraising yaparak, exit yaparak kendini kanıtlama yolunda ciddi anlamda ilerletiyorlar. Bununla birlikte yine aslında yatırım ekosisteminin gelişmesinde de devlet de, arka taraftan hükümet de ciddi anlamda katkılar sağlıyor aslında. Bunlardan birisi de bu vermiş olduğu teşvikler.
teşvikleri sadece yatırımcı tarafında değil, aslında hem girişimci hem yatırımcı tarafında veriyor. Yatırımcı tarafında son zamanlarda hepimiz duyuyoruz, girişim sermayesi yatırım fonlarında ciddi anlamda artışlar var. Ve sayıları yüzlerin üzerine geçti şu anda. O tarafta girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapıldığında ciddi vergisel avantajlar oluyor. Hem şirketler hem de bireyler anlamında. Bununla birlikte şirketler tarafında da ciddi anlamda teknoloji üsleri, teknokentler, incubation center'lar kurarak o tarafta şirketlerin de vergisel anlamda zorluk çekmemesi için özellikle gelir vergisi tarafında neredeyse tamamını ödemeyecek şekilde işte SYK tarafında böyle %25 indirimlerle birlikte girişimcilere de ciddi anlamda destek olmaya başladılar. Aslında bu uzun süredir yani 3 yıldır 4 yıldır devam eden bir süreç ama bu oranlar gittikçe de artıyor. Bu yüzden hem devletin hem yatırımcılara hem de girişim tarafında ciddi teşviklerinin olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde anlatayım ve sözü bitirmeye başlayayım. Teşekkürler Sinan Bey. Metin Pektaş ben. Nazalı Vergi ve Hukuk, İstanbul Merkezi ve Hukuk firması da partner olarak çalışıyorum. Rekabet hukuku, regülasyon, uyum ve kamu public policy konularından sorumluyum. Tabii buradaki çok değerli konuşmacılar epey önemli şeyler söylediler. Önemli nokta da yatırım ortamını iyileştirmesi bakımından hukuk içerisinde mutlaka. Dönüp baksanız aslında son 90'ların sonundan bugüne kadar hissedilir, gözle görülür bir reform sürecinin devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu çok kıymetli ve bu Türkiye'deki hukuki çerçeveyi büyük ölçüde değiştirdi yabancı yatırımcı lehine. Örneğin 2006 itibariyle sanıyorum, pardon 2003 itibariyle Foreign Direct Investment Act, doğrudan yabancı yatırımcılar kanunu hayata geçti. Bu yabancı yatırımcının hem girişini hem çıkışını kolaylaştıran ve içerideki asetlerin korunmasını sağlayan çok önemli bir kanun halen yürürlükte. Devam eden süreçte borçlar kanunu, ticaret kanunu, bankalar kanunu, sigortacılık kanunu gözden geçirildi, önemli reformdan geçirildi. Bu da yatırımcının içerideki hareket alanını kuvvetlendirdi. Bunlar çok önemli değişiklikler. Arkasından IP Law'da bir önemli bir değişiklik gerçekleşti. Bu da oldukça kıymetliydi. Tüm bunlarla beraber aslında hukuki çerçeveyle ilgili OECD'nin ve World Bank'in pek çok göstergesinde yatırım ortamı bakımından oldukça iyi durumdayız. Güzel göstergeler Türkiye'de yine sonuçlar ortaya çıkarıyor. Bunları rahatlıkla görebilirsiniz. Özellikle uyuşmazlıklar bakımından tahkimin çok kullanılabilir hale geldiğini görüyoruz. İstanbul'da bir tahkim merkezi oluşturuldu malum 2006'da hayata geçti. Tabii sadece burası değil, uluslararası tahkim merkezlerinin çoğu yabancı yatırımcının yaşadığı sorunlar bakımından kullanılabilir durumda buradaki yatırımların noktasında. Bunlar da yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi bakımından kıymetli. Buradan rekabet hukukuna da ben bağlamak istiyorum. Aslında Türkiye'ye dönüp bakan herhangi bir belirli ufak bir yatırımcının görmek istediği uygulama alanlarından bir tanesi ülkedeki rekabet hukuku uygulaması ya da antitrust uygulaması diyebilirsiniz. Son 3-5 yıl hatta son 5 yıl diyebilirim. Oldukça proaktif bir rekabet hukuku uygulaması var Türkiye'de. Öncelikle mevzuatta bir reform diyebileceğimiz bir değişiklik süreci yaşadık. Birleşme devralmalar, yani rekabet kurumuna bildirilmesi gereken devralmalarda eşikler değişti, eşikler yükseldi. Eşikler rakamsal olarak yükseldi ama enteresan bir başka değişiklik yapıldı. O da şuydu, teknoloji teşebbüslerinin ciroları sıfır olsa bile karşı tarafın cirosu 750 milyonu sağladığı takdirde rekabet kurumuna bildirilmesi gerekiyor. Bu tabii killer acquisition'ları yakalamak üzere yapılan çok önemli değişiklik. Bugün hala startup ekosistemi çok farkında değil ama bir rekabet hukuku müdahalesi gelebilir bu konuda. Pazara girişin aslında teşvik edilmesi bakımından rekabet kurumu çok ciddi soruşturmalar yürüttü hakim durumdaki firmalara karşı. Google'a karşı, Facebook'a karşı ceza edilen soruşturmalar oldu. Yakın zamanda
gözlük ve gözlük camı devri Esilor'la ilgili bir soruşturma yürütüldü ve 500 milyon seviyesinde bir ceza verildi. Bu da aslında küçük yatırımcıların ya da pazara girmek isteyen illi ufaklı diğer o pazar bakımından optik firmalarının pazara girişini kolaylaştırmak adına çok önemli bir dosyaydı. Ben buradaki bütün arkadaşların aslında o dosyalara dönüp bakmalarını çok isterim. Rekabet kurumu bütün gerekçeli kararları da kurum web sayfasından yayınlanır kapsamlı bir şekilde. Birer sektör raporu gibidir. Yani toplamda aslında hem yatırım ortamı bakımından genel hukuki çerçeve hem de özellikle benim de daha çok iştigal alanım var rekabet hukuku bakımından aslında investor friendly bir çalışma döneminden geçtiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sunumuza katıldığınız için teşekkür ederiz. Sayın Sağlam benim ismim. Ben de Nazalı Teksent Legal'da bağımsız denetimden sorumlu ortak olarak görev yapmaktayım. Şu an itibariyle tabii Türkiye bir seçim döneminden geçti. Evet, yakın süreçte bir yerel seçim var ama bu süreç en azından daha az etkilediğini çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü şu an biz aslında bağımsız denetim veya birleşme satın almalarla ilgili küçük bir departmanımız olmasına rağmen şu an içeride yönettiğimiz iki tane halka ailemiz var, üç tane de M&A projemiz var. Bu yüzden aslında Türkiye'ye ilgi oldukça fazlasıyla var ve devam ediyor diyebilirim. Yani bir sene öncesinde halka arzlar dışında çok fazla. Yani kendi kendimize çalıp kendi kendimize oynuyorduk ama şu an çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Yabancıların daha yüksek bir ilgisinin olduğu bir duruma geldik. Bazı konularda bence dikkat edilmesi gereken noktalar şunlar. Türkiye ne olursa olsun yabancılar için her zaman için iyi bir pazar olmuştur. Çünkü Bakan Bey'in de konuşmasında söylediği gibi 1923'ten 2022'ye kadar baktığımızda Türkiye ortalama %4.8 büyümüştür. Yani bunun adı koalisyon da olsa, tek partili bir yönetim de olsa Türkiye her zaman için büyümüştür ve bir şekilde para kazandırmıştır. Evet, 2002'den 2023'e göre baktığımızda da %5.4 ortalama büyüme hızı vardır. O yüzden Türkiye her zaman için iyi bir ülke ve para kazandıran bir ülke konumunda olmuştur. O yüzden benim düşüncem Türkiye'ye yatırım yapılması gerekiyor. Tabii ki Türkiye'nin de kendi içinde bazı programları vardı. Zaten baştan bugüne şu ana kadar da hep vurguladığımız gibi bazı konularla ilgili olarak uyum sağlandıkça veya dünyayla aynı yöne bakıyoruz mesajı biz verdikçe devamı gelecektir. Şu anda da mevcut politikaların artık eskiye dönüş ve dünyayla aynı yöne bakıyoruz biz mesajını çok net belirlediği için ben açıkçası kendi adıma ve tüm ülke adına daha umutluyum. Tabii bu arasında da bizim dışımızda gelişen bazı noktalar var. Yani 1 Ocak 2024-1 Ocak 2025 arası zor geçecektir ama 2025'ten sonra ben yine Türkiye'nin yatırım yapılabilir, karlı ve yatırdığımız geri al fazlasıyla geri alabildiğimiz ülke ve daha stabil bir ekonomi haline alacağını düşünüyorum. Cazip gelen sektörleri hangileridir ve bu sektörler neden cazip geliyor ve girerken bu sektörlere yaşadıkları bazı zorluklar var mıdır? İkinci beynimiz kapsamında Barış Bey'den cazip gelen sektör. Genelde bizim alan teknoloji ve daha küçük şirketler alanından kısaca bahsetmek gerekirse. Öncelikle zaten çok değişken ve belirsizliği yüksek olan bir alan bizim sektör ve tırnak içinde o sektör içerisindeki hype iki senelik döngülerle değişmektedir. Gördüğümüz kadarıyla ta işte Bemalik'in 2000'lerin başındaki girişimcilerden itibaren baktığımızda o dönem global hype neyse Türkiye'den de çok rahat aynı o hype neyse o dönem işte gerek teknolojinin izin verdiği kadarıyla gerek işte ülkelerin regülasyonlarının ve kullanıcı behaviorlarının izin verdiği kadarıyla Türkiye'den de çok ciddi rekabet edebilen firmalar çıkmıştır. Bir tek hani söyleyebileceğim işte ne gibi ta en eskiden işte ilan siteleri olsun işte yemek servis siteleri app veya software development şirketleri
oyunda, fintech'te keza aynı bu şekilde devam ediyor bu zamana kadar. Şeyi görüyorum sadece, gene yabancıların da ilgisini çeken, özellikle birazcık daha niş olsa da deep tech alanında, hani birazcık daha kompleks teknolojiler alanında, hem yazılım hem donanım tarafında genellikle daha underserved olduğunu ve yabancıların heyecanlandığını görüyorum. Onun dışında zaten. Belki satıcılar arasında deep tech'i yani birazcık daha hani derin mühendislik know-how'u gerektiren, yani şirket olarak neyi örnek veriyorum? Ben bir sitede örnek vereyim o zaman madem. Aytuna'nın size burada. Aytuna'nın yani bilmeyenler için Türkiye'nin zaten ne diyeyim, görüntü tanıma olarak tarif edebilir miyiz? Yani o alanda zaten en önde gelen profesörlerinden, kurduğu şirkette de bütün dünyada global rekabet edebilen ve bunu retail çözümü olarak bu teknolojiyi konumlandırmış bir şirket olarak kurdu ve gerçekten herhalde bir 7-8 senesi var şirketin. Pazara açılmada ve bunun global olarak rekabet edilebildiğini kanıtlamada bir batı ülkesine kıyasla çok daha uzun süren döngülerden ve süreçlerden geçti. Bunları tabii hem duyurmakta hem işte yeni pazarlara erişim ve paraya erişim konusunda çektiği sıkıntıları gördükçe buradaki hani nasıl diyeyim fırsat yabancı yatırımcıların özellikle konuya hakim yabancı yatırımcıların çok rahat anlayabildiği şekilde oluyor. Ama o örneği verebilirim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim ben de. Şimdi Türkiye'de Türkiye'den önce dünyada en fazla şu aralar yatırım yapılan sektörler olarak bakarsak şu anda dünyayı ilgilendiren en büyük sorunların başında iklim problemi geliyor. Climate change risks. Bunun etrafında dönen değer zincirindeki her türlü yatırıma sıcak bakıyor yatırımcılar. İşte buna elektrikli araçlardan tutun da işte yenilenebilir enerjiye bu tür alanlarda çok fazla yatırım yapılıyor. Gıda güvenliği, yani gıda sektöründe, tarım teknolojilerinde her türlü yatırımlar cazip. Sağlık alanında çok yatırım yapılıyor. İşte medikal hizmetler, ne bileyim işte Türkiye'nin sağlık turizmi zaten son dönemlerde çok kullanılıyor ve konuşuluyor ama dünyada da sağlık çok önemli bir noktada. Sağlık teknolojilerinden tutun sağlık hizmetlerine buralara yatırımlar gidiyor. Teknoloji alanında çok ciddi zaten yatırımlar gidiyor. Onun her alanında yatırımlar, yapay zekası, generative yapay zeka, işte algoritmik yapay zeka, her türlü yazılım. Buralara çok yatırımlar gidiyor. İşte fintech, education, eğitim teknolojileri, sağlık teknolojileri, oyun gibi alanlar. Oyun özellikle Türkiye açısından çok önemli bir noktaya geldi. Dünyaya oyun teknolojileri satan bir ülke haline geldik. Bu da yabancı yatırımcılar açısından zaten çok iyi bir şekilde takip ediliyor. Türkiye'de tabii üretim yapan şirketler, özellikle ihracata yönelik üretim yapan şirketlere çok ciddi yatırımlar gelebiliyor. Mesela pandemi döneminde yapılan enteresan yatırımlar var. Mesela büyük bir Fransız devi mineral ve maden konusunda işte Türkiye'deki bir aile şirketine ortak oldu. Örnek vermek için bir Fransız İmeriz şirketi, Haznedar şirketine ortak oldu. Şimdi şirketler iyi konumda olunca bu ortaklıkları yapmak iyi oluyor. Yani satın almak değil, yani Türkiye'deki şirketleri satın almaktan ziyade Türkiye'deki şirketler kendilerini öyle bir iyi hazırlamalılar ki bu devlerle ortaklık yapabilmeliler. Bu ortaklıklar 50-50 de olabilir, 60-40 de olabilir. Hangisinin çoğunluk, azınlık olacağı çok önemli değil. Şirketin yönetim kademesinde söz sahibi olmak önemli. Şirketi yönetebiliyor olmak önemli ve şirketi sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da büyütebiliyor olmak önemli. Ve kazan kazan yatırımlar olması önemli. Şimdi bu, mesela bu örnek çok başarılı olmuş bir örnek. İmeriz Hazinedar örneği. Alan da memnun, satan da memnun, ortaklığı kuran da memnun. Şirket resmen İmeriz'i büyüttü Türk şirketi. Yani karlılığına, dünya karlılığına çok ciddi oranda katkıda bulundu. Halka açık bir şirketti Fransa'da. Buradan yarattığı kar,
Fransa'daki şirket değerini çok arttırdı. Haznelere ne katkısı oldu? Haznelerin de dünyada bütün satış yapan İmeriz'in bütün satış elemanları haznelerin de malını satmaya başladı. Dolayısıyla o da hazneler de çok büyüdü. Birbirlerine böyle simbiyotik olarak çok iyi geldiler. Şimdi bu bir çok başarılı örnek. Diğer başarılı örnek bir fonun, Taksim Kapital Özel Sermaye Fonu, İzmirli bir ambalaj şirketine ortak oldu. Şirkete para koydu. Şirketin İzmir'in içerisindeki sıkışmış yerinden yeni bir organize sanayi bölgesine taşıdı. Yeni bir fabrika kuruldu. Bütün yeni makineler alındı. Ve şu anda yetişemiyordu talebe. Yani 3-4 misli talebi vardı karşılamak için. Ama yatırım gerekiyordu. Bu yatırımı aldılar. Ve şu anda bir anda 3-4 misli talebi karşılayabilir hale geldiler. Bu şirketi inanılmaz büyüttü. Ve büyütmeye de devam edecek. Öyle gözüküyor. Ama bu fon daha sonra, işte 4-5 sene sonra hisselerini satacak, çıkacak. Ha belki o sırada aile de bir miktar satabilir. O fon çıktığında ama bu sefer daha ciddi, büyük bir ambalaj devini ortak alabilir. Ve böyle bir yoluna devam edebilir. Mesela bu örneklerden oldukça var Türkiye'de. Başarısız olanlar yok mu? Var. Oradakinden de bahsedeyim. En büyük başarısız olma nedenleri. İki nedeni var. Bir yabancı şirket geliyor. Ben bu işi çok iyi bilirim. Bütün dünyada yapıyorum deyip bütün yönetime karışıyor. Yönetime karışmaya başladığı zaman büyük sorunlar çıkıyor. Çünkü Türkiye'yi bilmiyor. Dünyada bir numara olabilirsiniz ama Türkiye'de iş yapmak başka bir olay. O yüzden Türk yöneticilerle devam eden yabancı şirketler genellikle başarılı oluyor. Ama yönetimi tamamen değiştirip, tamamen ben işte yurt dışında şöyle çalışıyorum, burada da sen o şekilde çalışacaksın diye zorladığı zaman Türk şirketini genellikle başarısız olup birkaç sene sonra ya burası da çok başarısız bir ülke, biz buradan çok çektik deyip gidiyor. Ve kendi başarısızlığını, aslında kendi yönetim başarısızlığını ülkeye mal edebiliyor. Bunlardan kaçınmak lazım. O yüzden örneğin bizler gibi insanlar Türkiye'de bu evliliklerden sonra da o evliliğin bir harmonizasyonunu sağlayabilmek adına şirketlerde kalmalılar. Kalmalılar derken işte yönetim kurullarında danışmanlık yapabilirler. Bazen ufak bir hisse alıp kalabilirler. Ve o ilişkinin iyi gitmesi için uğraşabilirler. Bunlar çok kıymetli. Buna çok dikkat etmek gerekir. Bir de tabii ki ülkenin koşullarından dolayı, işte döviz biraz evvel de bahsedildi, dövizin oynaklığı, yani adam 2 lirayken yatırım yapmış döviz, tam çıkma anında 10 katı artarsa bu döviz, adam yani Türk şirket her sene %40 bile büyüse, %50 bile büyüse, çıkarken para kazanamıyor, yani yatırımını alabilmesi bile mucize olabiliyor. O yüzden daha uzun vadeli bakması lazım yatırımcıların. Benim yatırımcılara tavsiyem daha uzun vadeli düşünmeleri Türkiye'yi. Yani böyle 3 yılda, 5 yılda hemenden para kazanır çıkarım diye baktığı zaman Türkiye ben kendime bittim bileli ups and downs yaşar. Yani iki ileri bir geri gideriz bizim ülke olarak. Bu bizim DNA'mızda ne yazık ki. Yani bir türlü böyle sürdürülebilir gidemiyoruz. Ha, uzun vadeli baktığımızda evet. Yani 40 yıla, 50 yıla bakarsanız hep %5 büyüyoruz. Ama belki 3 sene eksi büyük, küçüldük. Sonra 2 sene çok iyi gittik, sonra gene kötü gittik. Yani bunun için bir cycle'ı, birkaç cycle'ı yaşayabilmek lazım. O zaman tabii ki para kazanılabiliyor. Ama böyle 2-3 senede ben çok iyi para kazanacağım diye Türkiye'ye gelen şirketlerin çoğu para kaybedip gidiyorlar. Bunlardan da çok yaşadık. O yüzden uzun vadeli düşünmekte fayda var. Teşekkür ederim. Ben burada aslında Adnan Bey'e de bir soru sormak istiyorum. Hazır elimizde çok güzel bir Çin örneğiniz var. Siz de uzun seneler artık oradasınız. Çin'e Türkiye'ye yatırım için bakışı nasıldır? Hani biraz paylaşabilirsiniz çünkü bu olur. Çünkü Çin açısından Türkiye bir şans. Çünkü şu anda işte Trump'la başlayan ticaret savaşları Avrupa Birliği'ne de sirayet etmiş durumda. Çin'in Avrupa'ya yatırım yapmasına
ciddi sınırlamalar var, yasaklamalar var. Bu üretim yapmak amacıyla yatırım yapılacak ülkelerin başında Türkiye geliyor. Hem yetişmiş iş gücü, hem gelişmiş iş ortamı, Barış Bey'in ifade ettiği gibi geri çıkma konusunda da yatırımcıya sınırlama getirmemesi açısından Türkiye'nin büyük bir cazibesi var. Fakat bu cazibenin hayata geçmesinde Çin hükümetinde kaynaklanan bir tereddüt var. Bir türlü bu tereddüt aşılmıyor. Kuşkusuz Çin'in son dönemde özellikle kuşak yol girişimi kapsamında Türkiye yatırımlarında bir artış oldu. Türkiye Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan en çok kredi alan dördüncü ülke. Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan faydalanıyor Türkiye. Fakat bu olması gerekenin çok çok gerisinde. Şimdi Türkiye biliyorsunuz elektrikli arabayla bir sıçrama yaptı TOK'la beraber ve doğru bir stratejiydi. Çünkü içten yanmalı motorlarda artık hem devir kapandı hem Türkiye çok gerideydi. Ama elektrikli arabada bir fark yaratabilir, bir sıçrama yapabilir Türkiye. Oysa Çin'de gelişen başka bir teknoloji var yakıt kullanımında, hidrojen. Hidrojen yakıtlı araçlar giderek daha fazla artıyor ve Çin hükümeti stratejik olarak hidrojenli kullanmayı taşımada, binekte yaygın olarak kullanıyor. Bence Türkiye'nin sanayisini geliştirmesi açısından Çin'de hidrojen yakıtlı arabalar üretme konusunda işbirliği yapması hem onun bu tür ileri teknoloji bir üretim yapabilecek insan kapasitesine sahip olduğu için Türkiye o yeterli iş gücü, yetişmiş iş gücünü barındırdığı için bir fark yaratabilir. Bunun için kuşkusuz Çin'in ikna edilmesi lazım. Yani Çin şu anda dünyanın ikinci büyük doğrudan yatırım yapan ülkesi oldu. Çin dünyanın her tarafına yatırım yapıyor. Türkiye ile Çin arasındaki işbirliği her iki tarafında yararlı olacak bir şekilde düzenlenecek bir şekilde şey değil yani örneğin işte Oppo cep telefonlarının Türkiye'de üretimi yapıyor. Bu değil. Kastedilen şey Türkiye'yi bir ucuz iş gücü cenneti olarak görüp buradaki insan gücünü verimsiz bir şekilde değerlendirmek değil. Hem teknoloji getirmek hem uzun vadeli bir birlikteliği gerçekleştirmek açısından bu yapılabilir. Yine teknoloji açısından blok zincirinde yani blok zinciri altyapısını en yaygın olarak kullanan ülkelerden birisi Türkiye. Türkiye blok zinciri alanında Çin'le işbirliği yapabilir ve dijitalleşmede Çin'in yarattığı hızdan Türkiye yararlanabilir. Bunun için dediğim gibi Türkiye'nin yönetiminin bir inisiyatif göstermesi gerekiyor. 17-18 Ekim'de Pekin'de 3. Kuşak Yol Forumu düzenlendi. 150 ülkeden temsilciler katıldı. 22 devlet başkanı orada hazır bulundu. İşte Arjantin, Rusya, Sri Lanka, Vietnam aklınıza gelen önemli ülkeler. Ama Türkiye'nin Cumhurbaşkanı maalesef orada değildi. Ve Türkiye orada temsil edilmedi. Buralarda Türkiye'nin inisiyatif göstermesi lazım. Yani bunun yararını görüyoruz. Türkiye Asya Altyapı Yatırım Bankası'na son anda katıldı ve dediğim gibi şu anda dördüncü en çok yararlanan ülke. Fakat burada tabii hükümet yetkilileri yok. İş insanları olarak bizim de inisiyatif almamız gerekiyor. Yani
Çin'de de bunu döne döne anlatıyorum. Yani hükümet doğru, Çin'de çok belirleyici bir hükümet var ama iş insanlarının göstereceği ataklık, inisiyatif de bu süreci değiştirmede önemli rol alabilir. Türkiye ile Çin arasında iş dünyasında da köprülerin, akademide de köprülerin hızlıca kurulması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Peki o halde güzel örnekler verdiler sektörlerle ilgili. Yabancı yatırımcı yatırmak istediği sektörü belirledi. Fakat kafasında sorular var. Türkiye'nin ekonomik durumu ve devletin sağlayacağı teşviklerle ilgili. Belki bize siz Onur Bey, Metin Bey bize devletin teşvikleri ve biraz daha yatırım ortamının güvenliğiyle ilgili yapılan girişimlerle ilgili bilgi paylaşabilirsiniz. Ben önce sözü Onur Bey'e vereyim size. Bir de Metin Bey'e başlayalım. Ben bir önceki soruyla ilgili çok kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında cazip olan alanlar gibi bir soruydu o. Ben orada enerjiye de dikkat çekmek istiyorum. 2010'larla beraber Türkiye'de enerji sektörü liberalleşti. Dağıtımı perakende seviyesinde liberalleşti. Üretim pazarında da özelleştirmeler gerçekleşti. Ama hala en yakın enerji üretimimiz fosil yakıtlardan sağlanıyor. Bu nedenle yenilenebilir enerjiye dönüşüm için büyük bir dedication var. Orada büyük bir yatırım olanağı var. Çok önemli hedefler var. Önemli destekleyen mekanizmalar var enerji açısından. Herkese tarım teknolojileri açısından da var. Oraya bir dikkat çektim. Ben rekabet kurumu döneminde özelleştirme süreçlerinde çalışan bir olarak orayı gözlerde etkileyelim diye küçük bir not düşmek istedim. Teşvik tarafında aslında belirli bir strateji dahilinde ve çerçeve içerisinde epey kapsamlı teşviklerimiz var. Hem yerli yatırımcı hem yabancı yatırımcının yararlanabildiği teşvikler. Bunlar tamamen olay bir şekilde yeter ki buradaki kriterler sağlansın. Genel yatırım teşvikleri, bölgesel yatırım teşvikleri, stratejik yatırım teşvikleri ve proje bazlı teşvikler olarak dört kategori altında çalışılıyor ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ötesinde koordine ediliyor. Ana hatlarıyla şu teşviklerden bahsedebiliriz. Örneğin nakit geri ödeme desteği var. Bu çok kıymetli. Makinede KDV istisnası var. Çok kullanılıyor. İnşaatta KDV istisnası var. Vergi yumruk muafiyeti, yabancı yatırımcının en çok sorduğu sorulardan birisi yine kurumlar vergisi, indirim muafiyeti. Büyük bir yetim teşkil eden işveren payına yönelik sosyal güvenlik prim desteği var. Bu çok kıymetli. Gelir vergisinde stopaj desteği var. Bu çok kullanılıyor. Enerji desteğini az önce konuştuk. Yenilenebilir enerji bakımından bir alım desteği var. İyi bir fiyat var. Hala orada çok iyi bir fiyat var. Orada büyük bir cazip alan var diyebilirim. Sermaye katkısı desteği, aradı stansisi. Bunlar aslında şu anki teşvik mekanizmasındaki en çok kullanılan teşvikler. Yabancı yatırımcı grubundan da çok kuvvetli bir yatırım ajansımız var. Yani yabancı yatırımcı kapıdan içeri girdiğinde elinden tutuyor. Arazi tahsisine kadar her aşamada kendisine destek olabiliyor. Doğru insanlarla tanışmasını sağlamak adına. Tüm bunlar iyi bir çerçeve sunuyor. Burada bırakalım. Evet, yani ben de kısa bir ekleme yapayım. Tabii ki teşvikler devletimizin desteği yabancı yatırımcılar açısından cazip. Ancak bunlar sadece bir etken. Tabii bunun dışındaki diğer etkenler de tabii ki demin en başta söylediğim öngörülebilirlik. Bence buradaki en önemli konuların başında geliyor. Siz istediğiniz teşviği verin. Ancak ülkenin öngörülebilirliğinin düşük olduğu, yani visibility diye tanımladığımız konu geride kaldığında tabii ki yatırımların düşük kaldığını görüyoruz. Gördük de maalesef. Demin bahsedildi. Bence hani eskiden biraz daha bakanlık düzeyinde yürütülüyordu teşvikler. Ama şu an yatırım ofisi bünyesinde tek elden yürütüldüğünde belli bakanlıkların verdiği teşviklerin tek elden koordine edilmiş olması, ediliyor olması ve bunun gelişiyor olması bence yatırımlar verilen teşviklerin anlaşılması adına
çok önemli. Yani demin söylediğimle de bağlayayım. Özellikle risk primi ve döviz oynaklığının azalıyor olması ve bunun sürekli olarak istikrarlı bir şekilde 2000'lerde gördüğümüz gibi olması durumunda yabancı yatırımcının hem teşvikleri kullanıp, teşvikler olmasa bile Türkiye'de %5 civarı bir büyümenin olabileceğini öngörmeleri zaten yatırımları arttıracak. Bir de ekleme yapmak istediğim, devletin en önemli politikalarının başında bankacılık üstündeki yükün azaltılması var. Bunu biraz kısaca açmak gerekirse, sermaye piyasasının gelişimi ve şirketlerin öz sermayelerinin yükselmesi ana konulardan biri. Son verilere göre İstanbul'daki verilerde %25'e kadar düştü öz sermayenin payı. Yani %75 şirketler krediyle finanse ediliyor. Son 3 yılda 130 halka arz ciddi bir şekilde şirketlerin sermayelerinin yukarı gitmesiyle sonuçlandı ve sonuçlanmaya devam ediyor. Bu politika bence çok doğru bir politika. Ülkedeki şirketlerin sermayesinin artması, sonuçta şirketler nakit akışını yönetemediği durumda ciddi sorunlar yaşıyor, yaşamaya da devam edecek. Bu politika devlet bünyesinde yönetiliyor olduğunda iş dünyasına da yansıması daha hızlı oluyor. O yüzden de bu politikanın devamını bekliyoruz diyebilirim. Süper, çok teşekkür ederiz. Ben aslında son soruya geçerken sizlerin iş hayatınızda rastladığınız başarılı yatırım hikayelerinden örneklerinizi rica edecektim. Bu örneklerin buraya yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara ne gibi güçleri vermesini isterdiniz? Barış Bey bana düşünceli baktı. Ben Barış Bey'den başlamak istedim. Olur. Ben biraz bahsettim. Çok örneğiniz var elinizde eminim. Annelere bahsettiğiniz zaman belki son dönemde yapılmış sınırlamalardan bahsedebiliriz. Teknoloji alanında da belki Kaan size bahsedebilir. Ben bir iki örnek verdim aslında ama ben bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi Türkiye yabancı yatırımcıyı nasıl çekiyor? Birkaç yolu var. Şimdi Türkiye'ye sıfırdan yatırım pek gelmiyor. Sıfırdan yatırım yapmak yerine Türkiye'de gelen yabancı yatırımcı şirketlerle ortaklık yapmak suretiyle veya şirketleri almak suretiyle Türkiye'ye geliyor. Yani aslında yabancı doğrudan yatırımı şirketlerimiz çekiyor diyebiliriz. Türkiye'de son 20 senede yapılan, yani gelen yabancı doğrudan yatırıma baktığımızda ağırlıklı olarak şirketlerle evlilikleri görüyoruz, şirketleri satın aldıklarını görüyoruz. O yüzden şirketlerimizin çok iyi hazırlanması lazım bu olaya. Şirketler böyle durup dururken bu yatırımı çekemezler. O yüzden hazırlık gerekiyor. Hazırlık içinde kendi kendilerine hazırlık kısmı bir tarafa, ama buradaki gibi işte uzman danışmanlarla çalışmaları gerekiyor. Gerek hukuk alanında, gerek denetim alanında, gerekse bizler gibi bu işi bütünsel bir bakış açısıyla şirketleri hazırlamak alanında. Bu girişim sermayesi de olsa, venture capital da olsa, büyük yatırımları çekecek de olsa mutlaka bir hazırlık döneminden geçmesi gerekiyor. Yani maça çıkarken İdmansız çıkarsanız, hazırlık yapmazsanız, çok iyi bir takım da olsanız ne yazık ki yenilebilirsiniz. O yüzden bu antrenmanları yapmak lazım. Şirketlerin kendi kendilerine yapabilecekleri bir iş çok fazla değil. Çünkü hani belki Türkiye'nin ilk büyük 200 şirketini falan düşünürseniz onlar bu işi becerebilirler. Çünkü büyük şirketler bu insan kaynağını kendi bünyelerinde barındırabilirler. Ve bunu başarabilirler ama 200 şirketin altına gittiğimizde hakikaten bu insan kaynağına sahip değil şirketlerimiz. Dolayısıyla da kendi kendilerine bu işi becermeleri çok kolay olmuyor. Mutlaka dışarıdan destek almaları gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu yapabilen şirketler başarılı bir şekilde yabancı yatırımcıyı çekip ortaklık yapabiliyorlar. İki tane örneğini verdim. Daha çok vermeyeyim. Başka yatırımcılar için de şey olsun, buyurun. Sağ olun. Hazırlık kısmı tabii ki katılıyorum, çok doğru. Ve bizim gene gördüğümüz en büyük hazırlık büyüyen teknoloji şirketlerinde ürün-pazar uyumunun yurt dışında da oturabileceğini, yurt dışından da ciro ile
sürece hazırlık sunar. Onlar hem vakit kaybetmemek için daha konsantre ilerlemek, doğru yatırımcıya doğru vakitte ulaşmak için çok önemli. Ancak bizim yani yabancı venture capital yatırımcısı yurt dışında bir büyümeyi kanıtlamadan, bir şekilde göstermeden çok sıcak bakmıyor. Az önce kısaca değindiğimiz dezavantajların rolü büyük. Hani umuyoruz gittikçe azalır ama bu sektör, teknoloji sektörünü az çok takip eden işte başarılı exitler, işte oyunlardan bahsettik, Peak, Zynga, bizim ilk fondan yatırımcısı olduğumuz Insider, işte daha eski girişimlerden işte yemek sektörü, bunların hepsini de aynı trendi görüyoruz. Yurt kendi ürünlerini ihraç edebildikleri zaman, yurt dışında rekabet edebildikleri zaman yabancı yatırımcılar da çok daha ciddi. Çünkü o zaman zaten demin konuştuğumuz Türkiye'nin uygun, hani hem doğru yetenekle hem uygun fiyata üretim gücünün yurt dışında satın alınması birleştikten sonra yabancı yatırımcı zaten geliyor. Burada yani Barış Bey'in dediği gibi doğru destekle beraber kolay oluyor. Ama önemli olan burada global rekabet edebilecek çözümler geliştirilmesi. Ben aslında doğru zaman yönetimi açısından soru cevaba da yer kalması amacıyla hani paneli kapatıp soru cevaba geçmeden önce sizlere eklemek istediğim bir şey var mı? Şimdi dünyada esen başka bir rüzgar var. Kamuculuk rüzgarı. Esas olarak yani şu anda gelişmekte olan ülkelerin içinde de öne çıkanlar Hindistan, Vietnam, Çin kuşkusuz esas olarak kamuculukla gelişiyorlar. Ve kamuculuk şu anda yani bu kadar dengesizleşen işte yoksulluğun arttığı, zenginliğin tek elde toplandığı, teknolojinin tekelleştiği koşullarda gelişebilmek için özellikle gelişmekte olan ülkeler için zorunlu olan bir şey. Bizim Türkiye'nin üretim yapabilmesi için yani sorunlarını çözebilmesi için üretimde kamunun öne geçmesi, öncelik yapması gerekiyor. Buradan işte hemen hafızalara kitler, işte verimsiz işletmeler şeklinde çağrışımlar yapılıyor. Çin örneğinde bu doğru değil. Yani kamu yatırımının verimli olması, yabancı sermaye çekmek açısından da kamu çok tayin edici öneme sahip. Yani Çin'deki çok önemli yabancı sermaye yatırımı esas olarak Çin kamu şirketlerine geliyor. Diyelim ki işte Çin'in şu anda dünyanın en büyük otomotiv üreticisi olduğu için bu süreç Daimler'de Şanghay Otomotiv grubunun işbirliğiyle başladı. Şanghay Otomotiv Grubu bir kamu işletmesi ve bünyesinde pek çok başka şirket bulunduruyor. Son derece rekabetçi, verimli, yaratıcı bir düzenlemeye giriyor. Bence bu anlamda hem Vietnam'dan, hem Hindistan'dan, hem Endonezya'dan Türkiye'nin kamuculuk alanında da öğreneceği çok büyük bir alan var ve kamu yatırımlarıyla ortaklaşa üretim yani yabancı sermaye çekmede sadece girişim sermayesine ve işletmelere dönük bir beklenti Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı büyük ekonomik sorunları aşmada yeterli olmayabilir. Onun alternatif olarak söylemiyorum. Türkiye'nin girişim sermayesinin ve işletmelerinin verimliliği ataklığı son derece takdire değer ama bunun devlet tarafından mutlaka desteklenmesi gerektiği kanaatindeyim. Çok teşekkür ederim. Sizlerin... Aslında sadece hani yapılması gerekenleri bayağı konuştuk. Bir de hani devletin yapmaması gereken şeylere de bir değinmek lazım. İşte biz teknoloji yatırımları tarafında ciddi anlamda yatırım alan bir ülke olduk 2022 yılında. Yaklaşık 1.6 milyar dolar da yatırım alındı ve aslında bu alınan yatırımlardan sonra devletimiz 2023'ün Mart ya da Nisan ayında bir emisyon primi adı altında bir vergi getirdi.
Aslında hani biz ülkeye yatırım çekmeye çalışırken ve ülkenin böyle hani gelişen, her sektörde gelişen alanları varken ve yatırımlar çekilirken direkt hani bu şey sonrasında bizim aracı olduğumuz yatırımlardan sonra Londra'dan, Amerika'dan telefonlar alıp hani böyle bir durum varmış, bizim yatırımımızın %10'u devlete mi gidiyor diye bir soru geldi. Yani geliyor yani bunlar ve böyle durumlar olduğunda bir sonraki yıl, 2023 işte bu yıl ciddi anlamda azaldı. Belki bunun etkisi vardır, konjonktürel durumların etkisi vardır, farklı. Ama bu gibi sonradan dayatılan konular da ciddi anlamda yatırımları sekteye uğratan konular, vergi konuları. Hani ilk konuşmamda ilk tarafta hani devletin bu konuyla ilgili ciddi destekleri var derken bu konunun da üzerine gitmek gerekiyor ve böyle sonradan dayatılan vergilere de bir değinmek gerekiyor bence. Tabii destekle, yani desteklerini söylerken aslında hani yapmaması gereken konulara da değinmek gerekiyor diye hani bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ciddi anlamda sıkıntı yaşadık çünkü. Yani yaklaşık 30 tane yatırımın içerisinde oldum 2022 yılında ve 30 tane şirketin de ciddi anlamda nakit akışı sıkıntısı oldu. Davalar açıldı. 3 tane şirkete geçen ay haciz geldi, öyle söyleyeyim. Yani biz buna dava açtık, hani bunun usulsüz bir şey olduğunu göstermek anlamında. Ama davaların açılmasına rağmen şirketlerin hesaplarına haciz geldiği için, çünkü o da bir cezalandırma. Senin paran var, bunu ödemek zorundasın. Neyse, çok fazla detaya girmeyin. Yani ciddi anlamda şirketlerin nakit akışına sıkıntı, artı yurt dışından yatırım yapan yatırım fonlarının da ülkeye bakış açısını değiştiren bir konu yani. Evet, bu aslında Barış Bey'in az önce söylediği iki ileri bir geri gidiyoruz dedi. Ama sonuçta geri gidiyoruz. Evet. Ben de bir soru cevap kısmına geçmek istiyordum. Söylediğiniz hani bir parça olarak hani katkıda bulmak ve panel olduğu için en soru cevaplı böyle karşı tarafta. İsmim Alper, Kegel diye bir girişim var bende. Amerika'da, ya ben Türkiye'de işte 5 yıl Türk Telekom Türkler'de çalıştıktan sonra işte Amerika'ya gittim, bir startup kurdum. Orada işte başka bir şirket parçası oldum. Covid ile birlikte geri döndüm. Ve o şirketi burada yatırım yapmaya ikna ettik. 120 kişiye çıktık aslında Kingdom'da da. Direkt yurt dışından bir yatırma oldu. Yurt dışı pazarı direkt iş ediyoruz. İşte her şey çok güzel. Ama ne oldu? İşte dolar kurumundaki ansızlığı olan durum. Senin sonunda dolar sabit kaldı diyoruz ama sonuçta enflasyon çıkıyor. Enflasyonla birlikte SGK primleri artmıyor. Bununla beraber benim maliyetlerim dolar bazında %30 arttı. Amerika'daki şirkette zeki %30 karşılığı kez. Çünkü ben onun maliyeti getirip satışı arttırmıyorum. Veya sizin bahsettiğiniz gibi aslında buna biraz bağlayacaktım. İşte biz de aynı şekilde ilk işten fazla çalıştırdığımız için aynı kapsamda işte devlet desteklerini kapattığımız yıldan, yani 2022 yılında aldığımız devlet desteklerinin 2023 Şubat ayında geri emisyon birimine geri ödemek zorunda kaldık. Bu da nasıl etkiliyor diye soracaktım. Aslında siz de güzel bir parça ediniz. Diğer taraftan da hani Amerika'daki yani yurt dışı yatırımcılar aslında bu tarz olaylar etkiliyor kötü yönde. Yurt içinde de şöyle bir şey var. Atıyorum, yani ben kendim örnek vereceğim. 3 yıl önce bir ev kredisine girdim. Yani çok girişimci, 100 kişiye soruyorum. Bence de girişimci konusunda gerçekten hayatımın dedikasyonu istedim. Bu işle aynı içindeyim. En büyük yatırımım şu an, yani bir şirket halka açıldığında bir nazlıkta halka açılmıştı. Bir eksik yapmış olduk karşılığı var. İkinci en büyük yatırımım, bir ev aldım, kredi çektim, %300 kazandı. Böyle bir ortamda vesaire iki tutum var. Biri inşaatçı, biri teknoloji geliştiricisi. Biri arıyor işte diyor ki hani atıyorum ev yapacağız. İşte şu kadar bir bağlar mısın? İşte cevabım evet. Diğeri arıyor 10 bin dolar var, bir tane projeye gireceğiz. İşte girer misin? Böyle bir ortamda insanları yatırma nasıl tekrar teknoloji veya yatırma nasıl çekilir? Yani hem yerli yatırımcıyı böyle teknolojik yatırımlara çekilebilir mi de yurt dışında işte böyle oynaklıklar olduğu sürece devlet tarafında ya nasıl bir stabil bir ortam yapabiliriz onu veya bu konudaki konuşmamız olabilir belki. Bir şey cevap versin. Evet, yani güzel bir soru.
Tabii bu soru Amerika'da da aynısı var. Enflasyon yüksek olduğu dönemlerde bazı işte varlık fiyatlarının ciddi yukarı gittiğini gördük. Amerika'da da bir ev fiyatı, işte ortalama bir medyan bir ev fiyatı 100 bin dolardan 250 bin dolara falan çıktı. Orada da aynı şekilde ben niye borsaya yatırım yapayım, niye işte bir VC olarak bir yatırıma, bir de riskli. Ama bu dönemsel bir konu. Enflasyonun düşük kaldığı dönemde de Amerika'daki bir veya Türkiye'deki bir gayrimenkul fiyatının doların üzerinde getiri sağlama şansı sıfır. Çünkü enflasyon yok, üretim maliyetleri artmıyor. Alternatif getirilerin düşmesi gerekiyor özellikle. Bu da bir tek şeyi, zaten enflasyon en büyük vergidir denir. Gerçekten de öyle. O yüzden de enflasyonun dünyada azalmasıyla birlikte alternatif ürünlerin ilgisinin artması beklenir. Amerika'da yaklaşık, dünyada da 2008 ekonomi krizinden beri yaklaşık sıfır faiz dönemi oldu ve bu işte bütün alternatif ürünlerin hepsinin ciddi bir para girmesini sağladı. Şu an o döngünün tersindeyiz. Son iki yıl, yani son bir, bir buçuk yılda, yani faiz politikalarının yukarı, büyümelerin düşüş ve sonrasında da enflasyon düşüş döneminde böyle döngüler olması normal ama yaklaşık olarak 2001'i de sayabiliriz. Yani 20 yılın neredeyse 16'sı düşük enflasyon, düşük faiz dönemi yaşadık. Bunun biraz sorumluluğu çekiyor bütün dünya. Sadece Türkiye'den falan bahsetmiyorum. Bu tersine döndüğü an işte ev değil, başka tarz yatırımlara, tabii ki ev yaşamak için değil, yani yatırım kısmı için söylüyorum. Bu taraflara ciddi bir tekrardan düşünce bakış açısı getirir. Şu an Türkiye'de de aynısını yaşıyoruz. İşte %40, %50 mevduat varken bu kesin gözüyle bir getirik olarak bakılırken alternatif ürünlere ilginin azalması bekleniyor. Çok da normal, bunu bir süre yaşayacağız. Ama sonrasında tekrar aynı şekilde alternatif ürünlere kayış olması beklenir. Türkiye bu periyodu bir sene gecikmeyi takip ediyor. Amerika biraz daha erken hareket etti. Avrupa da aynı şekilde. Türkiye biraz gecikmeli bunu yapıyoruz. O yüzden biz biraz gecikmeli bunu göreceğiz. Ama tekrar aynı döngüye girmek lazım. Barış Bey'in demin söylediği, yani döngüsel olarak Türkiye uzun, orta uzun vadede zaten her zaman dünyada da aynı şekilde bu tarz ürünlere geçişi imkan halinde kılmış. Çünkü Türkiye orta uzun vadede, geçen gün bir toplantıda konuşuyorduk. Bir yıl sonrası ben tahmin edemem Türkiye'de, 3 ay sonrasını kimse bilmiyor, bir gün sonrasında şüpheli ama 5-10 yıl perspektif en az bakarsanız Türkiye'nin nereye gideceği belli aslında. Biyopatikası belli. Biraz böyle bakmak gerekiyor. Bu vizyon kısa vadede getiri yüksekken olamıyor. Çünkü herkes sabit getirili tarafa odaklanıyor. Amerika'da bugün 10 yıllık faiz işte yaklaşık %5'lere geldi bono. Şimdi kimse orada düşünüp de riskli bir ürüne girmiyor. Biraz böyle bakmakta fayda var. Döngüsel zamanla çözülen bir konu. Ben Türkiye açısından pozitif olabilecek birkaç şey söyleyeceğim. Yani dünyada bugün makroda, yani makro açıdan değerlendirdiğimiz ülkeleri, Amerika'sı dahil nereye para koyarsınız diye baktığınızda Amerika'ya bile para koymaktan imtina edebilirsiniz. İngiltere'ye imtina edebilirsiniz. Yani bugün İngiltere Brexit öncesi yakalanmış olduğu büyümeyi falan asla yakalayabilmiş değil. İşte o zaman böyle ev fiyatları falan inanılmaz artarken Londra'da bugün yani inanılmaz düşüyor. Bugün Londra'da 5-6 sene evvel almış olduğunuz evi bırakın aynı, yani iyi fiyatı, aynı fiyata bile satmakta zorlanırsınız. O yüzden o zaman neydi? 2015-16-17'lerde 100 bine alıp 200 bine hemen ertesi gün satabilirken şu anda yeniden noktaya bakıyor. Amerika'da şu anda Biden hükümeti var. Seneye muhtemelen hani Trump'ı içeri atmaya falan uğraşıyorlar ama hani tam Türkiye'deki mazlum edebiyatı gibi böyle giderse zaten Trump gelecek. O dünyayı nasıl bir krize sokacak belli değil. Nereye yatırım yapacaksınız Amerika'da? O da bir enteresan. Çin'le zaten bayağı bir savaş halinde. Özel sermaye fonlarından bahsettim. Çin son 20 sene, 2 sene evveline kadar 20 yıl boyunca emerging markets'a giden özel sermaye fonlarının %80'ini çekti. Trilyonlarca dolar çekti ve ekonomisi o sayede bu hale geldi. Ama iki senedir o kaynak kesildi. Şimdi o para gidecek yer arıyor.
Önce Asya'ya işte civar ülkeleri. Çinliler de gittiler, işte Malezya'da, Endonezya'da, işte Hong Kong, Tayvan, Vietnam, oralara falan Çinli şirketler kurdular ki oradan para çekildi. Ama o da Covid'den sonra tam bir tedarik zincirinde bozulmaya yol açtı. Şimdi o para gidecek yer arıyor. Nereye gitmeye çalışıyor? Mesela Afrika'ya gitmeye çalışıyor. Niye? Çünkü Afrika zaten o kadar geride ki birçok konuda hani ileri gidebilir diye düşünerek oraya gidiyor. Bizim etrafımızda dolanıyor biraz. Güney Amerika'ya gitmeye çalışıyor ama oraların da büyük problemleri var. O yüzden Türkiye eğer, yani keşke geçmişte şu işte makro döviz dengesinde bir takım hatalar yapılmasaydı ekonomik anlamda. Şimdi işte bakanımız ve yeni hükümet bütün bunları düzeltmeye çalışıyor. Büyük bir vakit kaybettik. O hatalar yapılmamış olsaydı şu anda Türkiye inanılmaz bir şekilde tedarik zincirinde dominant bir konuma gelecekti ki gelmek üzereydi. İnşallah şimdi o konuma gelecek. Üretime yapılan yatırım, ihracat odaklı üretime yapılacak olan yatırım çok kıymetli bence Türkiye'de. Bütün fabrikalarımızın dijitalleşmesi lazım. Orada işte bu teknolojiyi kullanmak lazım. Ve ondan sonra da katma değerli işte Avrupa'ya, Amerika'ya ihracat çok kıymetli hale gelecek. Yani Türkiye'de iyi bir yönetimi olan, iyi bir işe yatırım yapmak uzun vadede bence yani Avrupa'ya yatırım yapmaktan ve hatta Amerika'ya yatırım yapmaktan daha çok katma değer sağlayabilir. Ben bunu söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Başka iki sorumuz daha var. Merhabalar, ben Neyse Doruç'la İsviçre'den katılıyorum. İsviçre'de ticaret ve vergi alanında avukatlık yapıyorum. Benim çok bir vekilim, ben 8 yıldır avukatlık yapıyorum. Kimse bana gelip de şey sormuyor, ya ben Türkiye'de bir yatırım yapmak istiyorum. Öyle bir şeyler hiç gelmiyor. Neden acaba ve bunu değiştirmek için ne yapmam lazım? İsviçre enteresan bir yer. Orada çok sayıda dostlarımız yaşıyor. Biraz böyle kendi halinde yaşayan insanlarla oluşan bir yer. Bilmiyorum başka yerlere yatırıma gidiyorlar mı onu da bilmiyorum. Belki gidiyorlardır. Ama Türkiye şimdi Türkiye'ye bakıldığı zaman Türkiye'ye yatırım yapacak olan yabancıyı Türkiye'ye getirmeden bu algıyı değiştiremiyorsunuz. Yani çünkü Türkiye dışarıda hiçbir şekilde anlaşılamıyor. Ne zaman ki o adam geliyor, işte İstanbul'a iniyor, şöyle bir tur atmaya başlıyor şehirde, 3-5 toplantı yapıp işte sizlerle, bizlerle konuşmaya başlıyor, adamın havası değişiyor veya kim geliyorsa. O nedenle örneğin turizmin artması, yani kaliteli turistin Türkiye'ye daha fazla gelmesini çok önemsiyoruz. Çünkü o adamlar turist olarak geldikten sonra ancak bu algıya geliyorlar, ya burası bambaşka bir ülkeymiş falan demeye başlıyorlar. Çünkü bizi uzaktan bakan işte ne yazık ki yani hakkımızdaki makro propaganda o kadar olumsuz ki bunu değiştirmek yani jenerasyonlar nesiller alıyor. Ne zaman ki onu getirebiliyorsunuz o. Yani o nedenle siz beklemeyin bence İsviçre'de böyle oturup bana müşteriye siz gidin. Proaktif olmazsak siz gidin kapısını çalın, konuşun. Ya gelsin hadi bir şey de demeyin, Türkiye'ye bir gidin deyin veya onu davet edin. Bu çok kıymetli. Ben ne kadar yabancı tanıyorsam hepsini Türkiye'ye davet ediyorum. Gelin bizde kalın diyorum, işte yazın gelin, gelin bir İstanbul'da yemek yiyelim diyorum. Yani özellikle buna çalışırsa her vatandaş, yani yatırımdan önce bir kere Türkiye'ye getirmeye çalışalım. Türkiye'ye gelen kalıyor. Bir de hakikaten son dönemde sağ olsun Türk dizilerimiz bayağı bir algıyı değiştirme yolunda buna katkıda bulundular. Ben onun da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu tür projeler, işte Türkiye ile ilgili çekilen filmler, Türkiye'de çekilen filmler, Hollywood'u ne kadar buraya getirebilirse
Yani bu Türkiye algısını değiştirmek gerekiyor. Değiştikten sonra bir sıkıntı yok. İşte etrafımızdaki savaşlar ne yazık ki buraya bakışı da biraz etkiliyor. Adam işte Cenevre'den otururken İstanbul'la işte Gazze'nin arasını böyle haritada baktığı zaman işte kapısının öbür tarafı zannediyor. Gitmekten imtina ediyor. Oysa öyle değil tabii. İşte bunlar da olumsuz katkısı var bu tür şeyde. Teşekkürler. Son bir sorumuzu alalım. Öncelikle şerefinize hoş geldiniz. Benimki biraz hem arkadaşın sorduğuna cevap niteliğinde olsun hem de bir soruyla fikir ortasında bir yerde olacak. Aslında yatırım yapmak istiyoruz. Biz bu şehrin çocukları olarak da yatırım yapmak istiyoruz ama elimizdeki imkanlarımız sıkıntı. Sıkıntılı durumda. Örneğin organize de yerimiz var. Gıda laboratuvarı kurmak istiyoruz. Nedir diye şöyle bir fikir vermesi açısından. Ortama bir salatalık 3 ayda yetişiyor. Bu salatalığı toprağına analiz yaparak ürüne ihtiyacı olan vitaminleri, gıdayı vererek bunun çoğalmasını 2 aya kadar, 1 aya kadar yetişmesini indirebiliyorsunuz. Veya mesela Antep fıstığı ağacı 20 yılda ürün veriyor. Bunu doğru ağaçlarla eşleştirip evlerden verim vermesini 3 yıla kadar düşürebiliyoruz. Şimdi biz bunun yatırım için laboratuvar kurmak gibi kapsamlı bir projeyi hazırladık. Organize'de yer aldık. Ancak bir türlü sermaye eksikliğinden dolayı bunu gerçekleştiremiyoruz. Banka faizlerinin %60'a ticari faizlerin çıktığı bir noktada kredi bunu yapmak bizi çok büyük bir yükün altına koyuyor. Evet, bankalar kurtarmak açısından veya bankaların yükün hafifletme açısından bir şeyler yapıyor ama bir taraftan da reel sektöre yatırım yapmak isteyen bizim gibi firmalarla ilgili sermaye kıtlığına sebep oluyor. Dolayısıyla bizim buraya yapacağımız, yapmaya planladığımız yatırım 15 milyon dolarken ve buradan katma değer ürün olarak almayı beklediğimiz tutar 100-150 milyon dolar olacak ki bu artacak. Bunu da sadece dünyada 3-4 firma yaparken, işte bunlar da genelde Çinli firmalar, Sumiyaklı gibi, işte Bayer gibi ortaklı olan. Biz bunu hayata geçirmeye, çalışmaya adım atıyoruz. Ancak sermaye kıtlığı ve hukuk sistemi, hukuk tarafa koyuyor ama sermaye kıtlığı sebebiyle yerine getiremiyoruz. Aslında yatırım yapmak isteyen nice gençler var bazen. Bizim buna bir çözüm üretmemiz lazım. Bu konuda da sizin fikirlerinizi almak aslında tabii şey diyebilirsiniz, danışmanlık ücreti tabii diyebilirsiniz. Bu konuda fikirlerimiz var. Yatırım da yapmak istiyoruz. Yatırım yapacak bilgi deneyimimiz de var ve katma değerli ürünler. Ki dünya bir gıda krizine giderken bunun önemini belki 10 yıl. Şimdi teknoloji şirketleri revaçta ama bir 10 yıl sonra artık gıda şirketlerini konuşuyor olacağız. Sonuçta aç karnında kimse bilgisayara başında oturmayacak. Bu konuda bizim elimizi kolumuzu bağlayan durumlar oluyor. Teşekkür ederim. Ben soruyu anlamak açısından siz büyümek için yatırım ihtiyacınız var. Biz yatırım yapmak istiyoruz. Büyümek için. Büyümek için evet. Çalışmalarımız var. Evet. Ancak devlet bize veya yatırımcı bize veya sermayedarlar bize niçin destek olmuyor diyoruz. Şimdi şöyle ben şimdi siz bir İşletme sahibisiniz, büyümek istiyorsunuz ve büyümek için yatırıma ihtiyacınız var. Bu yatırımı bulmak için ne yapıyorsunuz mesela? Biz şu faizler sabit kalmış olsaydı şu anda Gaziantep'te 100 milyon dolar ihracat yapabilecek bir firma olacak. Peki, bu şu anda imkan dahil dediğimizde devletin bazı kanalları var. Bahsettikleri mesela devlet yatırım ofisi. Invest in Turkey oldukça aktif çalışan bir ofis İstanbul'da, merkezde, Ankara'da da varlar. Ve bu tür taleplerle ilgili yatırımcıları birleştiriyorlar ve bununla ilgili ücret talep etmiyorlar. Hani sizi belki o şekilde yönlendirebiliriz. Ama derseniz ki biz doğrudan yabancı yatırımcıya ulaşmak istiyoruz ya da yerli yatırımcıyla sizi birleştirin. O zaman da tabii kendi imkanlarınızla veya hani bu sektörde hizmet veren çeşitli danışmanlık kuruluşlarıyla ilerleyebilirsiniz. Yani isterseniz devletin kanalları var, isterseniz de bu işi profesyonelce yapacak. Firmalar var. Sizin öyle eklemek istediğiniz
Ya çok güzel özetledin, güzel özetledin. Sadece yani sıfırdan bir şey mi kurmak istiyorsunuz yoksa mevcut şirketinize işte mevcut şirketi mevcut şirketi çalıştıracak. Yani bizler gibi bir takım insanlarla önce kendi şirketinizin durumunu bir gidip konuşmanız lazım ve ona bakması lazım. Bir kere diyorsunuz ki 15 milyon dolar. Mesela sizin şirketiniz yani 1 milyon dolar ciro yapan bir şirketseniz bir anda 15 milyon dolarlık yatırım yapmak isterseniz kendi şirketiniz kanalıyla bunu yapamazsınız. Çünkü böyle bir imkanınız olmaz. Yani ona bir sermaye yaratayım da oradan yapayım. Böyle bir şey zor bir durum. Siz çok iyi bu fikri geliştirdiniz. Belki bir patent almanız gerekebilir veya bir fizibilite yapmanız gerekebilir. O zaman da yani ilk başta bence bakmanız gereken Antepli sanayiciler veya Antepli iş insanlarından bir ortaklık veya onlardan yaratabileceğiniz bir sermaye olabilir. Ama venture capital fonları örneğin ne yazık ki sadece şu anda teknoloji odaklı şirketlere para koyuyorlar. Çünkü ancak böyle büyüyebiliyorlar. Mesela gıdada da yeni teknoloji olabilir, başka bir yerde de yeni teknoloji olabilir ama daha çok yazılıma koyuyorlar parayı. Sizinkisi bir fabrika kurmak örneğin veya bir gıda ile ilgili bir laboratuvar kurmak. O böyle çok venture capital işi değil şu anda. Şöyle, özür dilerim. GDO'lu ürünler dediğimiz ürünler vardır. Ürünün karakteri doluyor. İşte üremeyecek, tekrar üretilemeyecek salatalık yapıyorlar. Bizim bu kurduğumuz hali hazırdaki şey, mesela 3 milyon dolar organize de yarattı. Bizim bu GDO'suyla oynamadığımız tamamen doğal, tamamen üreyebilen, yani tekrar tekrar kısa vadede ürün alabileceğimiz, yılda 5'e 6'ya çıkarabileceğimiz ürünler. Aslında bir gıda teknolojisi. Varsa gıda teknolojisi olabilir ama bunu bu kaynağı yaratmanız için dediğim gibi yani uzman bir kuruluştan gelip bir buradan destek almanız lazım. Onun sizi anlaması lazım. Onun üzerine bir çözüm üretmesi lazım. Onun üzerine işte bu fonları bulup getirmesi lazım. Ya da dediğim gibi Ebru Hanım'ın hani bundan bir step önce bir yatırım ofisine gidebilirsiniz ama yatırım ofisi sizin bu detayınızla ilgilenemez. O da sizi bizler gibi insanlara yönlendirecektir. O zaman da bizler de ne yazık ki işte bunu çalışabilmek için bir ücret almak zorundayız ki size bu imkanı yaratabilirim. Onun dışında çok fazla bir ya da dediğim gibi bir iş insanına gideceksiniz, ondan biraz para koymasını söyleyeceksiniz. İşte burada da değerli arkadaşımızın dediği közlerimiz. Sonuçları bekliyoruz. Şimdi gerçekten aklım burada kaldı. Biraz da geç gitti oradaki toplantı. Fakat şunu gördüm yaşayarak. Gerçekten bizim bu doları karşı TL'nin para kaybetmesi herkesin aklında. Covid'den sonra yaptığımız ekonomik program da herkesin aklında. Yönetim kurulunda bu yönetim kurulu şöyleydi. Türkiye'ye ekstra bir enerji yatırımı yapmak için yapılıp yapılmaması ilgili. Türkiye'de biliyorsunuz enerji piyasası regüle değil. Yani uzun vadeli kontratlar yok. Serbest piyasa. Devlet de enerji fiyatları yükselmesin, işte enflasyon artmasın diye hidroelektrik santralleri çalıştığı zaman basıyor. Tabii ne kadar devletimiz kontrol ediyorsa da bütün bunları yurt dışındaki yatırımcılarda da bu risk oluşturuyor. Şimdi girdiğim toplantı full yani %80 okey dedi ama %20'lik yönetim kurulu istedi ki orası dedi fiyatlar devlet tarafından baskılanan bir ülke. Dolar TL karşısında inanılmaz bir şekilde artıyor. Hiçbir şekilde plan yapılamıyor. Orada herkes para kaybetti. Şimdi de savaş var. Hiç girmeyelim. Şimdi bakın durumun hani esasında yatırım kararlarının ne kadar ülkenin markasıyla da özdeşleştiği ile ilgili olarak bir şey benim yaşadığım yer. Ama Allah'tan diğer %80 dedi ki gene bir Türkiye'nin işte büyük avantajı niye Türkiye'de? Bir dakika dedi, Türkiye Cumhuriyetler Enerji Koridoru'nda Türkiye var. Biz oralara da enerji yatırımı yapıyoruz. Bu ülkede solar, güneş, İspanya'dan sonra en fazla güneş alan ülke burası. Almanya'dan sonra en fazla rüzgarın estiği bir yer burası. Stratejik olarak biz burada olmalıyız. Gene stratejik kelimesi geldi.
gene soft bir karar alınma ihtimali var ama bizim yani karar vericilerin, politika yöneticilerin hepsi şunu bilmeliyiz. Devlet lokal tarafı yönetmek için yaptığı her hareket yabancının Türkiye'ye yatırım yapması engelliyor ve unutulmuyor. Ve bunu, yani bu bir Suudi Arabistan yatırım şirketiydi. Oradaki insanlar da hepsi yani Amerika'nın bildiğimiz işlerinden mezun insanlar. İşe bitireceksin. Ben şey bitti. Ha iyi. Yani sonuçta Türkiye'ye güven Türkiye yatırım yani Türkiye dışında bu bölgede yatırım yapacak yer yok. İnsan kaynağından dolayı yok. Girişimcisinden dolayı yok. Bir de bizim kadar aç ve başarıya susamış ülke yok. Bu kadar. Teşekkür ederim. Biz de moderatörümüzü çok güzel.